satış mağazası Bird Market ve Çiko TV Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 21 Temmuz Çarşamba. Büyük Hava Yolu Şirketi Avustralya'ya tüm uçuşları durduruyor. Dünyanın en büyük hava yolu şirketi sınır kapanışları ve yurt dışından gelişlerin azaltılması sebebiyle uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle Avustralya'ya tüm uçuşlarını durduruyor. American Airlines tek rotası olan Los Angeles-Sydney arasındaki tüm yolcu ve kargo uçuşlarını 1 Eylül'den itibaren durduracak. Bu gelişmenin Avustralya'yı dünyanın geri kalanından daha fazla izole edeceği ve diğer hava yolu şirketlerinin de takip edeceği endişeleri bulunuyor. Victoria'da 9 yeni Covid vakası çıktı. Kapanma 7 gün uzatıldı. Victoria'da devam eden kapanma 27 Temmuz Salı gece 23.59'a kadar 7 gün uzatıldı. Başbakan Daniel Andrews, eyaletin vaka sayılarını düşürmek için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Uzatma kararı komşu Güney Avustralya'nın da dün akşam 6'dan itibaren 5 vaka çıkması üzerine 7 gün kapanacağının duyurulmasından sonra geldi. Andrews, şu an Sydney'de olanlardan kaçınmamız gerekiyor. Bunu yapmaya kararlıyız. Açılmayı daha erkene getirmeyi isterdik ancak bilmediğimiz bildiğimiz vakalar varken bu riski alamayız dedi. Son vakaların 18 bin yakın temaslısı kişi belirlendi. New South Wales ile sınır dün geceden itibaren kırmızı bölgelere kapatıldı. Melbourne ve Sydney'e Adelaide'de katıldı. Avustralya nüfusunun yarısından fazlası kapandı. Sağlık yetkilileri aşırı bulaşıcı delta varyantıyla mücadele ederken ülke nüfusunun yarısından fazlası kapanma durumunda bulunuyor. Güney Avustralya'nın eyaletinin de kapanmasıyla birlikte Avustralya genelinde 14,5 milyon kişi katı evde kal talimatlarıyla yaşamak zorunda kalmış oluyor. Avustralya'nın aşı kampanyası gelişmiş dünya ülkelerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. 16 yaş üstü kişilerin sadece %13,7'si her iki doz aşısını olmuş durumda. Avustralya yeterli sayıda kişi aşılandığında COVID kısıtlamalarını kademeli olarak kaldıracak. Sağlık Bakanı Greg Hunt, yeterli sayıda kişi aşılandığında ülkenin kademeli olarak kısıtlamaları gevşeteceğini ve vakalar yerine ölümlerin sınırlandırılmasına odaklanacağını açıkladı. Bakan, Avustralya'nın İngiltere'nin pazartesi günü tüm kısıtlamaları bir kere de kaldırdığı gibi yapmayacağını, bunun yerine Covid ile birlikte yaşamaya doğru kademeli bir yaklaşım sergileyeceğini belirtti. Hunt, gerekli aşı yüzdelerinin Peter Doherty Enfeksiyon ve Aşılama Enstitüsü'nden modelleme uzmanları tarafından hesaplandığını ve yakın gelecekte açıklanacaklarını söyledi ancak kesin bir oran vermekten kaçındı. Cizre 49.1 derece sıcaklık ile Türkiye rekoru kırdı. Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Şırnağ'ın Cizre ilçesinde sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. İlçede gün içerisinde termometre 49.1 dereceyi gösterdi. Türkiye'de en yüksek sıcaklık rekoru 49 dereceyle yine Cizre ilçesinde ölçülmüştü. Rusya'dan kritik açıklama. Yeni S-400'lerin tesliminde sona gelindi. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S400 hava savunma sistemiyle ilgili kritik bir açıklama geldi. Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, Türkiye ve Rusya arasındaki yeni anlaşmanın sona yaklaştığını söyledi. TAS Haber Ajansı'nın aktardığına göre Mikeyev, projeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı bekliyoruz. Son görüşmeler yürütülüyor. Bir finansal model oluşturuldu. Proje içinde teknik işbirliği programı da yer alacak. ifadelerini kullandı. Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi üzerine Amerika, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye ve Rusya 2,5 milyar dolarlık S-400 anlaşmasını 2017'de imzalamış. Haziran 2019'da da hava savunma sistemleri Türkiye'ye nakledilmişti. Eski danışmanından Johnson hakkında şok iddialar. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski baş danışmanı Dominic Cummings, salgının ilk dönemine dair Başbakan Johnson'ı siyasi baskı altında bırakacak önemli iddialarda bulundu. BBC'ye röportaj veren Cummings, Johnson'ın 2020 sonbaharında sınırlamaları sıkılaştırmak konusunda isteksiz olduğunu ve ölenler 80 yaşın üzerinde düşüncesiyle hareket ettiğini öne sürdü. Haber Global'de yayınlanan habere göre Cummings, Başbakan Johnson'ın kendisine yolladığı bir mesajda artık bu sağlık sistemi çok söylemine inanmıyorum dediğini iddia etti. Eski baş danışman Boris Johnson'ın Covid'in tüm ülkeye yayılmasından çok ekonomiyi düşündüğünü de savundu. Biden Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Amerika Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden yayınladıkları mesajda Müslümanların Kurban Bayramını tebrik etti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, mesajında COVID-19 salgını ile mücadele ederken bayram geleneği ve hac ritüellerinin bu yıl özel bir anlamının olduğunu belirterek, Amerika halkının Müslüman ülkelerde dahil dünyadaki ihtiyaç sahibi ülkelere yarım milyardan fazla aşı bağışladığını bildirdi. Biden, her kesimden ve dünyanın her köşesinden insanları bir araya getiren harçın, aynı zamanda İslam'ın eşitliğe bağlılığını ve İbrahim'i inançların ortak köklerini hatırlattığına işaret etti. Ederek, i̇nşallah binlerce Müslüman Amerikalı gelecek yıl hac ziyareti yapmak isteyenler arasında yer alacak görüşünü paylaştı. Rusya yeni 5. nesil savaş uçağını tanıttı. Rusya'nın şimdiye dek hakkında çok az şey bilinen 5. nesil savaş uçağı ülkede gerçekleştirilen bir havacılık fuarında tanıtıldı. Tanıtımı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önünde yapılan yeni nesil savaş uçağına Checkmate ismi verildi. Ancak bu ismin jetin nihai ismi olmayabileceği belirtiliyor. Yapılan sunuma göre yeni nesil jetin öne çıkan özelliklerinden birisi kendini gizleyebilmesi. Jetin radarlar tarafından saptanmasının neredeyse imkansız olduğu kaydediliyor. Uzaya tarihi uçuş. Milyarder iş insanı Bezos uzay yolculuğunu tamamladı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı Amerika'nın Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı kapsül 11 dakikanın ardından dünyaya döndü. Tarihteki ilk mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu olma niteliği taşıyan yolculukta Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Zajm'ı eşlik etti. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 73 Amerikan sentinden 6 lira 27 kuruştan ve 62 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 11, Sydney 15, Melbourne 13, Adelaide 13, Brisbane 17, Perth 20, Darwin 33, Hobart 13 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.